Evet değerli seyirciler, gerçekten şehirde yaşayan insanların özlediği, stresten uzak, hoş, doğayla iç içe güzel bir yerdeyiz. Evet, yanımızda iki tane üretici arkadaşımız var. Evet, sizi tanıyalım. İsmim Recep Demir. Aydın Ortaklar Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşıyoruz. Evet. Hem büyükbaş hem küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyoruz. Evet doğrudur. Hem büyükbaş hem küçükbaş çiftliğimiz mevcut. Neredeyse babamın dedesinden beri Hemen hemen dört kuşak konuyor. dört kuşaktır hayvancılıkla uğraşıyoruz. Ben kendim özel sektörde çalışıyordum. Daha sonra bu işe devam etme kararı aldım. Yani baba mesleği, ata mesleği şöyle bir çekti galiba, değil mi sizi? Evet, kesinlikle. Zaten özel sektörde çalıştığım dönemde de çok uzak değildim. Yani haftalık izinlerimde olsun, aylık boşluklarımda olsun buraya gelip değerlendiriyordum. Kendimi zaten kanatlı hayvanlar olsun, küçükbaş, büyükbaş tüm hayvanlara merakım var, hevesim var. Evet. Ne diyorlar? Hayvan sevmeyen insan sevemez mi? Kesinlikle. Değil mi? Şimdi şöyle bir ele alsak. Tabii büyükbaş da var. Büyükbaşta hem besi hem de süt inekçiliği var galiba, değil mi Evet, sizin evet. çiftlikte? Nasıldır büyükbaşın bakımı nasıldır? İşte beslemesi olsun, sorunları olsun, avantajları, dezavantajları nelerdir? Bunlarla ilgili bir üreticinin ağzından, sizin ağzınızdan bir dinlesek. Yani günümüzde büyükbaşın yetiştiriciliği ile ilgili gelişen teknoloji, makineler, yem çeşitleriyle bir rahatlama oldu ama her üreticinin bahsettiği gibi yem fiyatlarından muzdaripliğimiz söz konusu. Onun dışında tabii ki zevkli ama tüm zamanımızı buraya harcamak zorundayız. Yani burada hayvanlara ilgilenen birisinin sürekli olması gerekiyor. Yani atasözü var. Emek olmadan yemek olmuyor yani. Evet, Evet. kesinlikle öyle. Tabii çocuk gibi ilgileniliyor galiba, değil mi? Evet, her birisi çocuk gibi ilgilenilmek zorunda. Evet. Doğumu yaklaşanlar oluyor. Durdukları yerlerde padok dediğimiz bölmelerde sorun yaşayanlar oluyor, birbiriyle kavga edenler oluyor. Dolayısıyla sürekli içinde ilgili birinin olması gerekiyor, Bir de bulunması gerekiyor. sizin burada avantajınız var. Tabii hayvanların dışarıda otlamasıyla ilgili arazi de mevcut. Evet. Tabii dışarıda yayılan hayvanlar tabii şey olarak kızgınlık olarak yani birbirleriyle toslama bakımından herhalde birazcık daha stresten uzak oluyor, değil mi? Evet, yeşilde bulunan hayvan, otlayan hayvan içeride kapalı hayvana göre daha verimli oluyor, daha sağlıklı oluyor, daha uzun ömürlü oluyor. Bir de mutlu galiba hayvanlar şu Tabii an kesinlikle öyle. şu an arkamızda da şeyler tabii mutlu. Özellikle süt inekçiliği yapıyorsanız bu vazgeçilmez bir şey. Yani yeşilde olacak. Biz yeşilde otlattığımız için yemini azaltmış durumda değiliz. Sabah akşam yemlerini yiyorlar, ondan sonra yeşile çıkıyorlar. Yani bir nevi onlar için keyiflik oluyor. Sabah çıkarıyorsunuz, akşamüstü belirli bir vakitte mi? Evet, Zaten onlar saatini mevsime biliyorlar göre herhalde. değişiyor. Saatini biliyorlar. Saatini biliyor. Sağılacağı zaman, değil mi? Sağım Kesinlikle yapılacağı kendileri zaman, biliyorlar evet, zaten. kendileri biliyorlar. Peki küçük başta da uğraşıyorsunuz. Tabii 4 nesilden beri Evet. küçük başta var. Evet. Özellikle biliriz ki dedeleriniz de eskiden özellikle küçük baş üzerinde bölgedeki tecrübeli ailelerdensiniz. Küçük başla ilgili neler söylersiniz? Sizin de dediğiniz gibi zaten dededen gelen hem işimiz hem aynı zamanda merakımız. Yani burada 100 tane küçük başımız olsun, bir tane dışarıda güzel olarak nitelendirdiğimiz ırkın özelliklerini taşıyan gördüğümüzde babam da aynı şekilde ben de onu almak süreye eklemek isteriz. Dedem aynı şekildeydi. Küçük baş yani bizim hayvancılık sektöründeki giriş adımımız benim öğrendiğim kadarıyla. Allah onlardan razı olsun. Buralar çiftlik, koyunculuk, bu işlere merakımız böyle mutlu çocuklar olarak büyümesi sebebi onlar Allah gani gani rahmet eylesin dedelerimizden. Küçük başın bizde yeri yani ailecek farklı. Her zaman vardır bulunur. Kurban bayramlarında özellikle kurbanlık satışımız oluyor. Bu satışını yaptığımız hayvanları da dışarıdan alıp bilmediğimiz yerden üstüne kârını ekleyerek değil de daha çok ne hangi otu yediğini, hangi merada yayılıp bize geldiğini bildiğimiz kişilerden
alışveriş yapıyoruz. 35 yıllık dededen kalma müşterilerimiz var. Yani kurbanlık bizden alan 35 yıldır burada bizi tercih eden insanlar var. Bunları da üzmemek gerekiyor. Bunların ağız tadını bozmamak gerekiyor diye değil düşünüyorum. Mi? Evet. Tabii meraklı değil mi? Evet. Ne konuşmak isterdin? Kaçtı galiba değil mi? Evet. Tabii aynı zamanda hayvancılığın her çeşidini yapıyorsunuz. Boğa güreşlerine de meraklısınız. Herhalde Demirhan evet. isimli bir de boğamız var galiba evet. değil mi? Demirhan, biraz Demirhan'dan bahsedelim. Demirhan şöyle yine az önce koyunculukla ilgili söylediğim gibi aslında merakım vardı. Yıllardır buralarda olmadığım için yöresel festivallere çok fazla katılamadığım için yapamıyordum. Daha sonra hayvancılık üzerine yoğunlaştıktan sonra Demirhan'ı bir yerde gördüm ben, küçük buzağıydı. Beğendim, aldım. Boğa güreşleri hani bunun sembolik bir şeyi. Zaten bu hayvanlar normal şartlarda doğası gereği bulundukları yerlerde güreşiyorlar. Evet, eşini kıskanıyor yani. Değil eşini mi? Kıskandığı için, yemini kıskandığı için hormonlarından dolayı adı üstünde boğa. Yani bazı insanlar tepki gösteriyorlar bildiğim kadarıyla. İşte boğa güreşlerine, deve güreşlerine. Ben şöyle söyleyeyim. Normalde kesimlik bir hayvanın, biz bu işi yapıyoruz zaten. 14 ay, 15 ay, bilemediniz 22 ay, 23 ayda kesiliyor. Evet. Doğumdan sonraki yaşamı bu oluyor, ömrü. Boğa güreşi yapan insanlar birincisi evladı gibi. İki çocuğu varsa üçüncü çocuğu olarak boğasını görüyor. Evet. İkincisi 15 yıl yaşıyor bu boğa. Ne oluyor? Festival alanlarında kontrol altında, hakemler eşliğinde, emniyet güçlerinin bulunduğu bir ortamda İnsanlar yöresel keyiflerini yapıyor. Ayrıca şunu da belirteyim. Çok bilgi sahibi değilim ama turizmde bulunduğum için bir dönem İspanya'da boğa güreşlerine ilgiden dolayı bir turizm geliri var. Bir bütçe var yani ciddi manada. Yalnız İspanya'da hayvanları yaralama var değil mi? Yani evet. Gördüğümüz televizyonlardan özellikle izlediğimiz. Bizim Türkiye'de yapılan boğa güreşlerinde biz tabii biraz önce dediğiniz gibi bir heyet kontrolü altında evet, yapılıyor. Kesinlikle. Kesinlikle hayvanlara da bir zararı yok. Kesinlikle yok. İspanya'daki güreş değil zaten. İspanya'da resmen kıyım yapılıyor. Hayvanın ölüsü çıkarılıyor sahadan. Bizde böyle bir şey yok. Biz davulla, zurnayla, neşeyle belli koşullar, belli şartlar sınırında, çerçevesinde boğalarımızı güreştiriyoruz. Evet. Evet. Yanımızda bir üretici kardeşimiz daha var. Sizi tanıyalım. İsmim Ali Rıza Keskin. Evet. Ortaklarlıyım. Kendim de buralıyım. Aydın Germancık Ortaklar. Aydın Germancık Ortaklar. Ben kendim hayvancı değilim. Yalnız boğa güreşi var galiba değil mi? Boğa güreşi var. Abimiz sayesinde sağ olsun. Evet. Kendisiyle çocukluktan beri abim olur. Aile dostuyuz zaten. Evet. Görüşüyoruz, geliyoruz, gidiyoruz. Şimdi bir kişiyle aynı ortamda olduğun zaman o senin meraklarından faydalanıyor. Ben onun O benim meraklarımdan odur budur. Bize boğa sevgisini aşıladı Recep abimiz. Evet. Sağ olsun. Bizim de bir boğamız var. Keskin Bey galiba değil mi? Keskin Bey'den şöyle bir bahsedecek olursak neler söyleriz? Keskin Bey 7 yaşında. Evet. Artvin'den gelme. Artvin Melo'dan gelme. Şu an için bakımları nasıl yani? Bakımları sabah akşam bakılıyor. Evet. Şu neler an veriyor mesela? Diyorlar ki özellikle boğa besleyen kişiler, üreticiler yani kuş sütü hariç her şeyi yediriyoruz evet, diyorlar. Evet, evet. Bakımları nasıl yani şöyle bizi izleyen değerli seyircilerimizin de bilgisi olması bazında? Pekmez yer, evet. Kaju yer, arpa ezmesi yer, bes yememiz var, burçağımız var. Evet. Yani çok maliyetli bir iş ama çok zevkli de bir iş. Her gün tımarı var, ilgileniliyor, güzel bir zevk aslında. Merak edip de almak isteyenlere şiddetle tavsiye ediyorum ben bu ayı. Şiddetle tavsiye ediyorsun. Evet. Yani. Güzel bir iş. Evet. Yani güzel arkadaşlıklarla, güzel dostluklarla, güzel ortamla güzel oluyor. Böyle ortamlar bizim Ege'mizde deve güreşi olsun, at yarışçılığı olsun, boğacılık olsun. Bizim geleneğimiz zaten bunlar. Evet. Tabii hayvan seven, insan sever hesabı, insan seven de hayvan sever. Yani özellikle tabii
bilmeyenler, dışarıda bilmeyenler, bu işlerden, bu kültürden uzak olanlar ister istemez yani acaba zarar mı görüyor, acaba işte başka bir şey mi var gibisinden mesela bazı endişeler olabiliyor hayvanlarında. Ama şu var, gelip mesela özellikle üreticilerle birebir tanıştığında gerçekten son derece dışarıdaki hayvanlara göre daha iyi bakılacağından herhalde bir şüphemiz yok galiba, değil mi? Aynen öyle. Zaten evlat gibi, evin bir ferdi gibi oluyorlar. Evet. Güreşönü, bonus kontrolleri yapılıyor. Kilo kontrolleri yapılıyor. Sahanın içinde zaten 5-6 tane, 7 tane hakemimiz oluyor. Evet. Kesinlikle hani güreş derken insanların aklına yanlış bir şey gelmesin. Zaten ayırıyoruz, ediyoruz. Hani hayvanların birbirlerini üzmesine zaten müsaade etmiyoruz sahada. Bizim boğamız nasıl bizim hani için değerliyse karşı tarafın haklarını da gözeterek dostluk çerçevesinde güreşimizi, eğlencemizi gerçekleştiriyoruz. Evet. Bir nevi stres evet. Atılmış. Hayvanlar da stresini evet. Atmış oluyor. Bir nevi oyun gibi onlar evet, için de. Aynen öyle. Evet. Yani evet, bu konuyla ilgili daha söylemek istediğiniz neler vardı? Yani boğa güreşlerine insanlar dışarıdan yorum yapmasınlar. Gelsinler, katılsınlar. Orada örneğin benim 2 yaşında olduğu dönemde, şu anda 3 yaşında oğlum. 2 yaşında üstüne biniyordu. Boğa onu ellemiyor. Sahalarda aynı şekilde bayanların sahaya soktuğu boğalar var. Sahip çıktığı kız çocuklarının, küçük çocukların. Evet. Çok güzel bir toy havasında geçiyor bizler için. Evet. İnekler bize meraklı evet. Yani değil mi? Buyursunlar gelsinler, güreşlerimize teşrif etsinler. Hem hafta sonlarında onların da ailecek bir gezinti, değişiklik olur. Hayvan sevgisini çocuklara aşılamış olurlar. Evet. Tavsiye ediyorum yani. Bir de şimdi tabii bizim aynı zamanda ineklerimiz de var çiftlikte. Evet. Süt inekçiliğiyle ilgili konuşsak, onlar hakkında yani bu süt inekçiliğiyle ilgili neler söylersiniz, bakımları nasıldır? Süt inekçiliği dediğim gibi, az önce söylediğim gibi yeşil ot mutlaka tüketmesi gerekiyor. Evet. 4 mevsim. Meme hastalıkları önemli. Meme galiba, hastalıkları evet. Mutlaka önemli. Mastis için falan bir önlem olması gerekiyor. Kesinlikle. Zaten bir çiftliğin eczane dolabı diyeyim ya da eczanesi diyeyim bir ilaç deposu oluyor. Olması da gerekiyor. Evet. Örneğin bir rahatsızlık yaşayan hayvana antibiyotik ilaç vuruyorsanız bir hafta 10 gün süreyle o sütü kullanamıyorsunuz. Evet, kullanmıyorsunuz. İnsanlara sağlığı açısından tehlikeli olduğu için zaten bunu alan kişiler de bizim süt verdiğimiz firmalar her gün test ederek alıyorlar. Evet. O süt ziyan oluyor bizim tabirimizde ya da evet. Kullanılamıyor. Kullanılmaması gerekiyor. Evet, zaten. Kullanılmaması evet, gerekiyor. Şeyde memelerde özellikle temizlik evet. Az safhada yani dikkat edilmesi gerekiyor değil mi? Yani yatılan yer önemli. Evet. Yattığı yer önemli. İşte sağımdan önce olsun, sağımdan sonra mutlaka memelere bandırılan bir dezenfektan ürünümüz var. Ürünler var. Bunlar mutlaka düzenli şekilde, kontrollü şekilde yapılması gerekiyor evet. Değil mi? Buzağların bakımları nasıl yani şeyde? Buzağların bakımı daha önceki dönemde yani benim çocukluğumda diyeyim. Biz annelerinin yanında besliyorduk. Bu daha çok ölümlere sebep oluyordu. Sebebi şu, sütü fazla tüketmelerinden kaynaklı rahatsızlıklar yaşıyorlar. Belirli bir oranda alması gerekiyor. Evet, kontrol dışında oluyordu. Bazı ineğin sütü çok, bazının az. Şu anda bizim sistemimizde buzağı doğduğunda annesinden ayırıyoruz. Biberon usulüyle, yani kendimiz ölçekli, bir rahatsızlığı varsa sütün içine ilaç katkımızı da yaparak bu şekilde büyütüyoruz. Tabii onlar çiftliğin en keyif veren anları, doğum anı, doğumdan sonraki ilk 3 ay. Yani. Birazdan dolaştığımızda yani, görürsünüz. Çiftliğin bebekleri diyoruz. Kesinlikle, değil mi? Evet, evet. Evet, değerli seyirciler. Gerçekten Cenab-ı Allah her şeyin küçüğü seviliyor diyorlar. Kesinlikle. Ya, değil mi? Tabii hayvancılık yaparken en büyük maliyetlerden bir tanesi de girdilerin fazla olması. Hayvancılıkla yani bir üretici olarak sizi en çok zorlayan girdiler nelerdir? Tabii ki dediğiniz gibi girdiler çok ağır. Yani yem fiyatları, süt fiyat, sütler verdiğimiz süt yemi karşılamıyor.
Evet. Açıkçası bu bölgedeki, yöredeki meslektaşlarımızla, hayvancılıkla uğraşan insanlarla görüştüğümüzde özellikle 2 tane, 3 tane, 5 tane hayvan besleyen insanlar bu aşamada hayvancılığı bırakıyorlar. Evet. Sebebi ne? Tabii ki de maliyetlerinin yüksek olması. Örneğin neler olması lazım? Yani şimdi bak, üreticisiniz. Evet. Yani işte tarımdan, hayvancılıktan kopmamak için ve gelecek nesillerin de bir sürdürülebilirliğinin olması için neler yapılmalı yani? Örneğin mazot desteklemeleri yapılıyor biliyorsunuz. Evet. Bunlar arttırılsa, süt desteklemeleri olsa. Evet. Buzağı destek... Tabii arttırılmasından bahsediyorsunuz. Evet, tabii de. Arttırılması. Bunlar yapılan şeyler zaten. Devletimiz tarafından. Buzağı desteklemeleri yapılıyor. Bir tık daha arttırılsa, yani kaleme vurduğunuzda inanın birçok, yani yöresel olarak söylediğimiz gibi ince hesap yaptığımızda birçok kalemde zarar yazıyoruz. Bu buzağının ölmesi var. Annesinin memesinin rahatsızlanıp süt sağmama durumları oluyor. Bunlar zaten başlıca sorunlarımızdan. Ama bize verilen primler, yapılan destekler arttırılması gerekiyor. Arttırılsın ki kendi ithal etimizi ithal etmeyelim. Ülkemizde karşılayabilelim. Evet. İnsanlar bu sektöre yönelsinler. Yani 5 tane hayvancılık yapıp da para kazanan bir adam o hayvanı 10 tane yapar. Evet. Ama kazanamadığı için hayvancılığı bırakmak durumunda kalıyor. Yani işte mazot olsun, gübre olsun, yem fiyatları olsun, bunlarla evet. ilgili iyileştirmelerin olması evet. gerekiyor değil mi? Anladığınız şey. Evet. Meralar nasıl? Mera durumları? Şimdi mera durumları şöyle. Artık eskisi gibi meralar eskisi yok. Eskisi gibi meralar yok. Biz daha önce koyunculuk küçükbaş yaptığımız dönemde, evet. rahmetli dedem zamanında, benim çocukluğuma denk geliyor. Şirince köyünün merasını tutuyorduk. Daha sonra dikim sahası olduğu için oradan ayrıldık ve bir daha mera arayışına girmedik. Zaten bölgemizde de çok fazla bir mera kalmadı açıkçası. Mera deyince artık yeni yetişen nesil ya da bizlerin yaşıtı olan insanların meradan anladığı şey, mevcut olan tarlayı pamuk ya da pamuk ekmek yerine, bahçeye çevirmek yerine mera otu. Şu an gördüğünüz, içinde bulunduğumuz yer mera otu ekili. Reglas dediğimiz bir ot. Evet. Aslında meracılık, mera bu değil. Mera sıkıntısı var. Küçük başında da azalma sebebinin başlıca sorunu bu zaten. Mera alanların azalması yani. Evet. Tabii bununla ilgili bir iyileştirme olsa, yani ne gibi iyileştirmelerin olması lazım? Yani belli alanların, prosedürü yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Nedir tam olarak bilmiyorum ama belli alanlar dikim sahası yapıldı örneğin. Başımıza gelenler söyleyeyim. O ağaçların belli seviyeye geldiğinden sonra tekrar mera olarak kullanılmasını tavsiye ediyorum. Ha, biz yapar mıyız? Şu an düşünmüyoruz. Fakat meracılık açılırsa Türkiye'de küçükbaş üzerinden et oranı arttırılır. Evet. Küçükbaşta... Hayvan sayısı arttığından dolayı et, kırmızı etle ilgili de ciddi bir şekilde... Sorunlarda azalma olur diye düşünüyorum. Azalma olur, evet. Bunun yanında merada sadece küçükbaş değil, büyükbaş besleneni de biliyor. Dana dediğimiz erkek yavrular sütten ayrıldığında 6 ay insanlar onları merada büyüte doyurabilse sonrasındaki besiye çektiğinde hem maliyeti düşürmüş olur, 6 ay yem vermemiş olur, hem de kaliteli et yeriz Türkiye olarak. Yani merada yayılan hayvan biliyorsunuz yem yiyenden farklı oluyor lezzeti. Tabii. Doğal ortamda yetiştiğinden dolayı tabii. Kesinlikle. İster istemez eti de sütü de farklı oluyor yani, evet. değil mi? Evet, çok teşekkür ederiz. Güzel bir sohbet oldu. Biz teşekkür ederiz. Evet. Eklemek istediğiniz var mı başka bir şey? Emeği geçenlere teşekkürler. Böyle bir program yapıp çiftçinin, hayvancının sorunlarını dile getirmemize vesile olduğunuz için biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam, teşekkür ederiz. Evet. İlgi ve alakanız için teşekkür ederiz. Her şeyi dile getirir zaten Recep abi. Sıkıntılar bunlar zaten. Evet, sizin ekleyecek olduğunuz bir şey var mı? Yok şu an için. Sağ olun. İlgi ve alakanız için teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet efendim, kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz.